oranımız bir haftanın da altın da evet. bugünkü verileri tabi stüdyoda ben de öğrendiğim için kendi kullandığım basit istatistiki yapay zekaya yükleyemedim Onun için içinde evet. şu günü bilemiyorum ama dün yüzde evet. Dün yüzde altılarda olmamız çok önemli bir şey Çünkü ikinci haftaya doğru yaklaşıyoruz demektir ve 14 gün Burada kuluçka süresi olduğu için. için çok çok önemli. önemli Yani %5'lerin yakalandığı, %5'lerin altına düşürmeye başladığı noktada biz bu işten sıyırmış olacağız. Gözüken o. Bir de bir başka istatistik yöntemle maalesef tabii her can içimizi yakıyor. Kaybettiğimiz her insanımıza Allah'tan gani gani rahmet diliyoruz. Geride kalanlarına sabır diliyoruz ama... E, orada da baktığım zaman e, yöntemin ayrıntısını vermeyeceğim ama yani anlayanlar için söyleyeyim mi bir e, hareketli ortalama yöntemiyle baktığım zaman şunu görüyorum yakın zamanda ölüm e, adetlerinin de azalmaya başlayacağı bir yere doğru gidiyoruz, gidiyoruz. gibi do gö gözüküyor. E, doğru mu görüyorsunuz? Doğru görüyorsunuz. Şimdi programın başında dedim ya rakamların büyüklüğüne değil. Oransal olarak hareketine bakmak lazım. Şimdi rakamları üst üste toplarsanız, evet, çok büyük rakamlar. Niye çok büyük rakamlar? Bir defa biz kalabalık bir ülkeyiz. Yani bizi gidip de şeyle Yunanistanla karşılaştıramazsınız yani, ya da Bulgaristanla karşılaştıramazsınız. Yani rakamların büyüklüğü tek başına bir anlam ifade etmiyor. Sizin dediğiniz gibi istatistiksel olarak rakamların değişmesi çok önemli. İstatistiksel olarak rakamları düzeltmek lazım. Düzeltmek lazım. Bu çok önemli. Şimdi e, mevcut vakalarınızın üzerine eklenen vakalarının vakalarınızın oransal durumu şunun için çok önemli. Şimdi hastamız illaki olacak. Yani hastamızın olmamasını şu saatten sonra engelleme şansımız vatandaşımızın elinde. Yani ben gidip insanları jelatinle kaplayacak halim yok. Bir başka bir insana bulaşmamasının tek yolu insanların sosyal mesafeye dikkat etmesi, işte ellerini yıkaması, maskesini takması, bireysel anlamda yapacağı çabayla olacak. Yani ben, ben, ben ne yapacağım devlet olarak? Bir işte filyasyonla pozitif vakaları bulacağım, onları izole edeceğim. İşte bunların temas etmesini engellemek gibi ben de sahada olacağım ama asıl vatandaşımıza kaldı bu iş. Siz dediniz ya, işte iki pik, üçüncü pikler, şunlar bunlar. Evet bu eğer biz gevşersek, hani çok pembe bir tablo gibi algılanmasın. ya. Yani biz şu an kontrol altına aldık diyoruz, bu işi bitirdik demiyoruz. Yani alıyoruz, yani kontrol altına alıyoruz. Yani yendik, bittik falan değil. Ama biz... Bunu yanlış anlayıp bütün tedbirleri bir tarafa bırakırsak konuştuğumuz her şey çöp olur. Yıllardır hazırladığımız bu sağlık altyapısı, şu bu hepsi yalan olur. Siz piki görüyor musunuz Şimdi ben ben kendi bölgem için ben piki gördüğümü söylüyorum yaşadığım alan için. Gördüm diyorsun. Ben gördüm kendi alanım için. Ülkemiz için de şöyle bir şey. Şu ana kadar görülmüş bir günlük vaka sayısının en yüksek olduğu rakam 11 Nisan günü hmm. Türkiye'de. Yani 5000'in üzerine çıktı gün hatırlarsanız. Doğru biz Türkiye'de günlük anlamda en yüksek vakaya ulaştığımız rakam salgının başladığını farz ettiğimiz yani ilk pozitif vakayı yakaladığımız günden itibaren dördüncü hafta. Bu dünyanın birçok ülkelerinde kimisinde 11. hafta, kimisinde 9. hafta. Amerika'da yanlış bilmiyorsam 11. hafta olması lazım. Biz en yüksek rakamı şeyde görmüşüz. dördüncü haftada görmüşüz ve ondan sonra test sayımızı ne kadar arttırsak arttıralım o vaka sayısının üzerine çıkamadık. Bu bence güzel bir gelişme. O vakanın üzerine çıkamıyoruz. İnşallah da çıkamayız. Vatandaşlarımız da buna çok dikkat eder. Biz o rakamı bir daha görmeyiz inşallah. Hatta düşerek gider inşallah. Oransal olarak da böyle gider. Şimdi ülkeleri korkutan ne? Hasta sayıları değil. O hasta sayılarını oluşturduğu grafiğin hep böyle yukarıya doğru gitmesi korkutan. Ya o grafik böyle tatlı giderse hiç kimse hiç ülke stres yapmaz muhtemelen. Ya da o grafik böyle tatlı bir şekilde gider ondan sonra bir pilota çizerse o da hiç kimseyi korkutmaz. Niye? Ve hele ve hele o yukarıya grafik... da bir çizgi çekip bu evet. da sağlık e, evet. kapasiteniz e, diye Hı. bir çizgi çekip onun altında Tabii görürseniz ki. o zaman. Yani sağlık kapasitemin altında giderse bu benim için çok büyük bir nimet demektir. Şimdi ülke olarak Allah'a çok şükür bizim sağlık sistemimizi test edecek düzeylere daha henüz gelmedi. Ee, i̇nşallah da gelmez bu bizi mutlu ediyor biz yani şöyle bir zirve görmedik o evet. çizginin altında şu an orada yayıyoruz. gidiyoruz orada gidiyoruz görüntü öyle inşallah da daha kötü günleri görmeyiz o yüzden de halkımızın yardımına ihtiyacımız var